Merhabalar efendim, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Karlı, güzel bir Ankara akşamından sizleri selamlıyoruz. Tabii günlerdir ilan ettiğimiz üzere, duyurduğumuz üzere özel bir yayın gerçekleştireceğiz bu kuşağımızda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık bizimle birlikte. Tabii daha önceden konu başlıklarımızı ilan etmiştik. Tabii sizler de merakla bekliyorsunuz. Hem kadına yönelik şiddetle mücadele hem İstanbul Sözleşmesi çocukların dijital tehlikelerden korunmasına varana kadar geniş bir perspektifte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aslında faaliyetlerini ve konulara ilişkin yaklaşımını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Sinan Bey. Şimdi vakti de verimli kullanmak adına bir önümde çok da not var. İzleyicilerin de çok merak ettiği başlıklar var ama kadına yönelik şiddetle mücadelede bir ulusal eylem planı ilan etmiştiniz geçtiğimiz günlerde. O eylem planıyla başlayalım efendim isterseniz. Yani planda ne var ve planın özünde ne var esasen? Bununla başlayalım. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ulusal eylem planlarımızın dördüncüsünü ilan ettik aslına bakarsanız. Bizim önceki ulusal eylem planlarımız 2007-2010 birinci ulusal eylem planı, 2012-15 ikinci ulusal eylem planı, 16-20 üçüncü ve şimdi 21-25 2021-2025 dönemlerini kapsayan dördüncü ulusal eylem planımızı ilan ettik. Bunların her birisi aslında kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddetle mücadelede başladığımız ve birbirini takip eden süreçler. Bir yerden başlıyoruz, sonra o çalışmalar esnasında daha nasıl iyileştirebiliriz? Veya uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçları ve eksiklikleri tespit ederek bir sonraki ulusal eylem planlarımıza bunları birer faaliyet ve o izleyin devamı olarak yerleştiriyoruz. Dördüncü ulusal eylem planımızda da Sinan Bey yine öncekileri takip eder şekilde kamuda topyekün seferberlik. Biz şunu biliyoruz. Hem uygulamadan hem de acizane benim mesleki geçmişim itibariyle de kadına yönelik şiddet ya da aile içi şiddet daha doğrusu bir tarafında toplumsal bir dinamik olan her meselede paydaşı olan kamusal ve toplumsal taraflar topyekün bir tavır göstermezlerse başarı oranınız düşük olur. Dolayısıyla kadına yönelik şiddette de kamunun topyekün hem bizim bakanlık olarak hem diğer paydaş bakanlıklarımızın, diğer paydaş kurumlarımızın tamamının bir topyekün duruş göstermesi gerekiyor. İkincisi eğitim ve farkındalık. Dördüncü ulusal eylem planımızda da bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Üçüncüsü koruyucu önleyici hizmetler. Hiç vazgeçemeyeceğimiz ve hiç ihmal edemeyeceğimiz çalışmalar. Dördüncüsü adalete erişim. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında sahadan bize gelen en temel, en önemli geri bildirimlerden birisi adalete erişimde problemler yaşandığı noktasında. Dolayısıyla bununla ilgili Adalet Bakanlığımızla, İçişleri Bakanlığımızla bu anlamda adalete erişimin önünde problem teşkil eden meselelerin, engellerin kaldırılması, çözülmesi noktasında işbirliğimiz aynı şekilde artarak devam ediyor. Peki bu engeller yoğun mu? Biraz açabilir misiniz onu? Şöyle aslında çok yoğun değil ama uygulama esnasındaki biraz şartlarla ve örnek mesela aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz bir iki yıl pandemi ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla pek çok aile sonuç itibariyle işte kapanma dönemlerinde ev ortamlarında kaldılar. Ev ortamında dışarıya çıkamadığınız, kamunun, kurumların kapalı olduğu vesaire durumlarda kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet vakası meydana geldiğinde nasıl adalete erişeceksiniz? Bu bir meseleydi. Nitekim çok hızlıca vaziyet alarak Adalet Bakanlığımız, yargı mekanizmamız ve İçişleri Kolluk bu anlamda adalete erişimi pandemi koşullarındaki adalete erişimi kolaylaştırmaya çalıştı. Biz
Bakanlık olarak Alo 183 hizmetini ve kadın konuk evlerimizin faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek bu anlamda şiddet mağduru veya şiddet tehdidi altında olan kişilerin adalete ya da kolluğa erişimini kolaylaştırmayı sürdürdük. Bir örnek olarak bunu verebilirim. Bir başka husus verilerin yorumlanması ve analizi. Bu bizim için önemli. Çünkü son yıllarda özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili verilerin, kayıtların yeterli tutulmadığı yahut sonuçların yeterli değerlendirilmediği gibi bir eleştiriyle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunu da ortadan kaldıracak şekilde verilerin yorumlanması ve analizi çalışmasını 4. Ulusal Eylem Planımıza aldık. Burada bir yaklaşım olarak, yaklaşım farkı olarak iki şeyi özellikle ifade etmek isterim. Bugüne kadar biz kadına yönelik şiddette ağırlıklı olarak mağdur odaklı yaklaştık. Yani mağdurun korunması, rehabilite edilmesi, can güvenliğinin temin edilmesi, ihtiyacı varsa hukuki desteğin sağlanması, ihtiyacı varsa ekonomik desteğin sağlanması vesaire. Mağdur odaklı yaklaşımımızda hiçbir fark olmaksızın, hiçbir gerileme, hiçbir zayıflama olmaksızın kadına yönelik şiddette mücadelemizi bir ikinci başlık olarak da fail odaklı yaklaşımı getiriyoruz. Bu ne sağlayacak bize? Bugüne dek faili bir tarafta bırakarak sadece mağdur üzerinden devam ettiğinizde failin, yani şiddet uygulayan tarafın rehabilitasyonu, sorun çözme metodolojisini öğrenmesi, kendisini iyileştirmesi mümkün olamayabiliyordu. Dolayısıyla biz bir taraftan mağduru korurken, bir taraftan mağduru desteklerken, her türlü ekonomik, hukuksal, güvenlik vesaire, öbür taraftan failin de rehabilite olması, sorun çözme tekniklerini öğrenmesi, teknik takibi, elektronik kelepçe gibi yöntemlerle fail odaklı yaklaşımı da gerçekleştirerek fail ve mağdur arasındaki o makası birazcık kapatmaya çalışıyoruz. Bu yeni bir yaklaşım. İkincisi, biraz meslek tecrübemle de söyleyeceğim Sinan Bey, her vaka biriciktir. Her vakanın kendi dinamikleri bir diğerinden farklıdır. Evet, bir takım genellemeler, bir takım standartizasyonlar yapabilirsiniz ama meseleyi tamamıyla çözmek istiyorsanız, tümüyle kökten çözmek istiyorsanız o vakanın kendisine kendi dinamikleri üzerinden bakmanız lazım. Kadına yönelik şiddette de böyle. Yani sadece biz olayı dışarıdan baktığımızda fiziksel sonuçları itibariyle görüyor olabiliriz ama taraflar arasındaki vaka biriciktir. O yüzden biz kadına yönelik şiddet vakalarını çözümlerken, analiz ederken ve taraflara uygulayacağımız tedbirleri, koruma, efendim işte ekonomik, hukuksal vesaire, her ne ise bunları tek tek artık vaka bazlı çözümlüyoruz. Uzman arkadaşlarımız, konunun uzmanları her bir tarafı alıp onun ihtiyacı olan üzerinden şiddetle mücadele yöntemini belirliyor. Evet. Dolayısıyla bu bize kalıcı çözüm sağlamak açısından, kalıcı çözümleri bulmak açısından çok önemli bir yol haritası belirleyecek yani, diye düşünüyorum. Bir yandan hukuki süreci devam ettirirken, kuşkusuz öyle, gayet sorunun köküne inen bir çalışma. Tabii. Evet, evet. Bu topikin duruştan kastınız nedir efendim? Yani ilgili bakanlıklarla koordinasyonun ötesinde evet. mi bir şey? Bu nedir? İlgili bakanlıklarla koordinasyon, ilgili tüm paydaşlarla koordinasyon. Şimdi bizim zaten biliyorsunuz kadına yönelik şiddetle mücadele komitemiz 5 bakanlık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı artı Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu çalışmaları her yıl düzenli olarak bir faaliyet planı çıkarıyoruz. Şimdi nitekim 2022'nin çalışmalarını yapıyoruz. Sonra yılın sonunda da o yıl içerisinde her bir kurum kendi yaptığı çalışmaları neler yaptığını ve o faaliyet planı içerisindeki sorumluluklarıyla alakalı neler icra ettiğini ortaya koyan bir değerlendirme biliyorsunuz toplantısı da yapıyoruz.
Bu doğrudan doğruya kadına yönelik şiddet, işte milli eğitim boyutu, çocuklar, eğitim, aile, işte Sağlık Bakanlığı, sağlık tarafı, Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumsal anlamda bir en geniş kitleye ulaşabilme, en kılcal noktalara ulaşabilme anlamında çok ciddi bir avantaj taşıyor. Adalet Bakanlığı işin yargı tarafı kuşkusuz tartışmaya gerek yok. Biz sonuç itibariyle hem kadın statüsü genel müdürlüğümüz hem genel olarak aile ve toplum hizmetleri üzerinden, yani kadına özgülenmiş faaliyetlerimiz ayrı bir başlık altında olmakla beraber çok geniş ve büyük bir çatı olarak aile ve toplum hizmetleri genel müdürlüğü diye bir birimimiz var. Ve bunun içerisinde spesifik kadın, spesifik çocuk, spesifik engelli yaşlı hizmetlerinin dışında kocaman bir toplumsal bütünü çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu anlamda hem spesifik olarak kadın ama aynı zamanda aile ve toplum tarafında çalışıyoruz. Bunun dışında paydaş olabilecek bütün taraflar, mesela Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber biz 3 bakanlık olarak kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla bir proje yürütüyoruz. Son dönemde nitekim, artış da var. Son dönemde çok ciddi bir artış var. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 3 yıllık tekrar o protokolümüzü 3 bakanlık yeniledik. Kırsalda özellikle yaşayan kadınlarımızın kooperatifler yoluyla, ki burada şunun altını çizmek lazım Sinan Bey. Kooperatif üyesi olan kadınlarımızın önemli bir kısmı ev eksenli üretim yapanlar. Başka türlü belki istihdam modellerine katılma imkanı olmayan arkadaşlarımız. Dolayısıyla kendi ürettiği üzerinden muazzam başarı hikayeleri yazan kadınlar var. Bunların her birisi aslında farklı farklı çalışmalar ama birbirini tamamlayan çalışmalar. Yani şiddetle mücadele dediğinizde sadece inzibati yollarla bunu çözemezsiniz. Sadece kolluk bunu çözemez, sadece yargı çözemez, sadece biz kadın konuk evlerinde can güvenliğini temin ederek bunu çözemeyiz. Bu çok büyük bir bütün ve biz işte bir taraftan ekonomik anlamda destekleyerek, öbür taraftan eğitsel anlamda, farkındalık anlamda toplumu bilinçlendirerek, öbür tarafta kadınların kendi üretim mekanizmalarını kurmalarına yardımcı olarak, çocukların iyi eğitilmesi ve hayata iyi hazırlanmasını sağlamaya çalışarak bir bütünlüklü, bütüncül bir aile ve toplum bakışı geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu geliştirmeye çalışırken kuşkusuz meselenin bütün tarafları. Bütün, bakın bunun içine medya da girer. Birazdan konuşuruz belki. Bunun içine eğitim biraz önce saydık. Yani aklımıza gelen gelmeyen pek yok. İş dünyası, ticari faaliyetler, işte istihdam alanı, kadınların istihdama katılması ve sağlıklı katılmasıyla alakalı iş dünyasıyla çok ciddi paylaşımlarımız var. Beraber çalışmalar yapıyoruz gibi o topyekün duruş dediğimiz şey aslında meselenin bir tarafından tutabilecek herkesin gelip ortak sorumluluk dahilinde ne tür katkı verebiliyorsa o katkıyı sağladığı ve bir toplumsal bütün çıkardığımız. Bakın ben acizane her konuşmamda şunu söylüyorum Sinan Bey. Bir kez daha sizin aracılığınızda da ifade etmek istiyorum. Şiddet konusunda, kadına yönelik şiddet olur, çocuk olur veya toplumsal herhangi bir başlıkta ya da çocuk meselesinde. Bunun ideolojisi olmaz, bunun siyasal tarafı olmaz, bunun mahallesi olmaz. Çünkü herkesin canı yanıyor. Herkesin canı yanıyor. Bakın tekrar yaraları deşmek istemem. Belki ailelerden izleyenler vardır. Ama şu son zamanlardaki kadına yönelik şiddet vakalarına, kadın cinayetlerine bakın. O kardeşlerimizin, yavrularımızın, genç kızlarımızın sosyal katmanlarına, eğitim durumlarına bakın. Her taraftan var. Her taraftan var. Yani bir ideolojik gruba hapsetmek, bir efendim işte düşünce, dünya görüşüne hapsetmek gibi bir imkanımız yok. O zaman hepimizin aynı duruş göstermesi lazım. Hepimizin aynı samimiyeti göstermesi lazım. Aynı mücadele kararlılığını göstermesi lazım. Ya bu iş bana dokunmaz. Ben o çok rahatım diyebilecek hiçbir toplumsal grup yok. Hepimiz o zaman aynı kararlılıkla
bu meseleyi hayatımızdan çıkarma, bu toplumun hayatından çıkarma, bu toplumun kodlarından, bu toplumun mayasından çıkarmak mücadelesini vermeliyiz ki aslında yok zaten. Dolayısıyla sonradan öğrenilmiş bir takım davranış biçimlerini hayatımızdan çıkardığımızda tertemiz bir Anadolu kalıyor geriye. Bu bir yeni yaklaşım tarif ediyorsunuz anladığım evet. kadarıyla bu son ulusal eylem planıyla. Peki bu yeni yaklaşımı doğru anlatma, toplumu seferber etme ve özellikle ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesine dönük bir ilgili bakanlıklarla veya medyayla bu konuda nasıl bir işbirliği planı var? Bir de burada hangi aşamadasınız? Yani bu eylem planını ilan ettiniz ama şu an bulunduğumuz ay ve gün itibariyle hangi aşamaya geldik? Şöyle, şimdi eylem planımız zaten devam eden bir süreç. Yani sıfırdan başladığımız kronometreyi çalıştırıp sonunda bir skor belirlediğimiz bir şey değil, yöntem değil. Zaten var olan, devam eden ve bizim her bir etapta yeniden ekleyerek, yeniden tamir ederek, eksiği varsa tamamlayarak devam ettiğimiz süreç bir. İkincisi, işbirliklerimiz devam ediyor. Yani bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedef grupları içerisindeki çalışmaları çok kıymetli. Sivil topluma dahil bir danışma. Sivil toplum da dahil. Biz de ayrıca bütün şeyle alakalı, bakanlığımızın çalışma başlıklarıyla alakalı ama özellikle kadın sivil toplum örgütleriyle de çok geniş bir buluşmayı hemen gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 2021 yılı sonu itibariyle ve devamında da işte çocukta, efendim işte engelli yaşlıda, göç ve insani yardımda ayrı ayrı 5 ayrı sivil toplum buluşması gerçekleştirdik. Ve buradan bakanlık olarak kendi çalıştığımız başlıklar itibariyle, sorumluluk alanlarımız itibariyle bir sivil toplum vizyon belgesi de açıklayacağız önümüzdeki günlerde. Bu işin sivil toplum kısmı evet. ama öbür tarafta kamusal tarafına baktığımızda bütün taraflarla biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi yılın başında oturup bir faaliyet planı planlıyoruz. Yılın sonunda da ne kadarını yaptık onların sağlamasını yapıyoruz. Bunun yanında sivil toplum başlığı bizim için önemli. Onu hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak bu anlamda demin söylediğim o ideolojik herhangi bir dünya görüşü vesaire taassubu taşımadan bu meseleye samimiyetle katkı sunmak isteyen, samimiyetle çözümünde yer almak isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarına kapımız açık. Sonuna kadar açık. Buna her ortamda, her noktada deklare ne yapmalılar ediyorum. Mesela? Projeleriyle mi gelmeliler? Projeleriyle, size nasıl? Önerileriyle, talepleriyle, saha değerlendirmeleriyle ki zaten sürekli temas içerisindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda uygulama kısmını da özellikle bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan veya sivil toplum temsilcilerimizden alıyoruz. Ve çalışmalarımızı hiç ara vermeden, hiç aralıksız devam ettiriyoruz. Toplumsal bilinçlenme anlamında ne yapıyorsunuz dediniz. Ona da kısacık müsaade ederseniz cevap buyurun. Vermek isterim. Kadına yönelik şiddetle mücadelede birkaç ayrı şey yapıyoruz. Birisi demin söylediğim gibi bilinçlendirme ve farkındalık noktasındaki çalışmalar kapsamında kooperatif. İkincisi özellikle genç arkadaşlarımız için Türkiye'nin mühendis kızları diye onların özellikle teknik alanlara yönlendirilmesiyle alakalı. Üçüncüsü aile eğitim programı. Çok geniş ve büyük bir başlık olarak aile eğitim programımız içerisinde farklı modüllerde bir ailenin ihtiyacı duyan iletişim becerilerinden sosyal ilişkileri yönetmeye kadar bütün bilgiyi aile danışmanlığı hizmetleri ki önemli bir başlığı tutuyor. Eğer aileler kendi aralarında sorun çözme noktasında yeterli olmadıklarını düşünüyorlarsa bakanlığımızın ilgili birimlerine müracaat ederek aile danışmanlığı hizmeti alıyorlar. Bunun dışında yine 6.284 sayılı yasanın uygulanmasıyla alakalı hukuksal desteklerimiz aralıksız devam ediyor. Şiddet mağduru kadınlarımızın can güvenliğinin sağlanmasından, konuk evlerine alınmasından
Daha sonraki eğer bir hukuksal süreç başlamışsa orada hukuksal destek, hukuki destek sağlanmasına kadar olabilecek her başlıkta destek sağlıyoruz. Şunu özetle söyleyebilirim ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Sinan Bey. Bir kadın şiddet tehdidi altında ise yahut şiddet mağduru ise mesele bize intikal ettikten itibaren konunun bir tarafındayız. Barınmaysa barınma ihtiyacı, ekonomik destekse ekonomik destek, hukuksal destekse hukuksal destek, can güvenliğini teminse can güvenliğini temin, gizlilik kararı ise gizlilik kararı, çocuğu varsa çocuğunun korunması gibi o meseleyi çözene kadar her noktasında hangi tür ihtiyacı varsa, hangi tür desteğe ihtiyacı varsa o desteği sağlıyoruz. Aynı şekilde çocuklar için de geçerli. Bu uzaklaştırma kararı sonrası olan bu şiddet veya cinayetlerle ilgili de uzaklaştırma kararının sonrasında denetimlerde mi sorun var? Yoksa burada bu işin eğitimiyle ilgili veya rehabilite süreçleriyle ilgili mi sıkıntılar var? Burada sorunu siz nerede tespit ediyorsunuz? Veya şöyle de sorayım, bir işin matematiğini de sorayım. Yoğunluklu mu? Bununla alakalı öncelikle şu bilgiyi paylaşmak isterim sizinle. Özellikle kadın cinayetleri istatistiğine baktığımızda maalesef hayatını şiddet sebebiyle kaybeden kadınlarımızın sadece %8'i tedbir kararı almış. Yani tedbir kararı altında iken hayatını kaybeden kadınların %8'i söz konusu. Geriye kalan %92'nin tedbir kararı, uzaklaştırma kararı vesaire söz konusu bile değil. Dolayısıyla şunu görmemiz lazım. Kadınlar son kerteye kadar tedbir kararını, kolluktan destek almayı erteliyorlar. Birincisi bu. İkincisi, tedbir kararlarının uygulanması noktasında, alınan tedbir kararlarının takibi noktasında çok ciddi bir zaaf yok. Ancak şunu da ifade etmemiz lazım. Eğer o demin söylediğimiz gibi bir toplumsal bilinç, toplumsal tutum, bir anlayış dönüşümü söz konusu olmazsa %100 tedbir kararıyla bu kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin önüne geçmek çok mümkün değildir. Nasıl mümkündür? Tümüyle izole edeceksiniz. Sosyal hayattan, işte iş hayatından, yani tümüyle işte sakladığınız bir şeye dönüşüyor. Ama bu insanların hayatı var. Çocukları var, evleri var, aileleri var, sosyal çevreleri var, işleri var. Dolayısıyla biz bir yerde sosyal hayata katılması gerekir. O halde bizim hem kolluk, hem tedbir kararları, hem koruma kararları ama aynı zamanda toplumsal tutumu da çok iyi yerine oturtmamız lazım. Bunun özellikle altını çok çiziyorum. Çünkü önemli. Evet. Çünkü insanlarımızı korumak istiyoruz. Çünkü insanlarımızın can güvenliğini sağlamak istiyoruz. Yani bu kadar basit. Peki nerede sıkıntı var? Sorunuzun cevabına gelince, takip ve korunma noktasında oluşan eksiklikleri de özellikle bu son zamanda elektronik kelepçe uygulamasıyla biliyorsunuz çok ciddi anlamda kontrol altına almak mümkün oluyor. İkinci önemli uygulamamız KADES uygulaması. KADES uygulaması kollukta doğrudan entegre olduğu, evet, ve kullandığınızda lokasyon bilgisinin de aynı anda geçtiği için kadınlar açısından çok ciddi bir gerçekten güvenlik zırhına dönüştü. Üçüncüsü, biraz önce söylediğim fail odaklı yaklaşımın bir sonucu olarak şimdi artık mahkemelerde biliyorsunuz tedbir kararlarında failin sağlık tedbirine karar veriliyor. Yani rehabilite edilmesine, evet, karar veriliyor. Burada işte üç bakanlık
Adalet Bakanlığı yargı mekanizması failin sağlık tedbirine karar veriyor. Sağlık Bakanlığımız failin sağlık tedbirini uyguluyor. Biz takip ediyoruz. Yani o fail o sağlık tedbirinden, o rehabilitasyon programında devam ediyor mu, etmiyor mu? Kaçıyor mu, kaçmıyor mu? Dolayısıyla bunun takibini yapıp o sağlık tedbirinin uygulanması noktasındaki kararlılığı yerine getirme noktasında bizim sorumluluğumuz var. Elektronik kelepçe, biraz önce ifade ettiğim gibi fail ve mağdur temasını ortadan kaldıran bir etkiye sahip. Bu anlamda çok geniş, çok entegre bir çalışma yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Ve tabii bizim için bir tek insanın canının kaybı bile büyüktür. Sonuç itibariyle hiçbir insana ilişkin hiçbir meseleye istatistikler ve rakamlar üzerinden bakamayız. Hele cansa söz konusu olan asla bakamayız. Dolayısıyla bir bile bizim için çok büyük bir rakamdır. O yüzden şiddete karşı sıfır tolerans diyoruz. Ancak genel olarak dünya düzleminde baktığımızda bizim yıllardır verdiğimiz bu mücadele sonuçlarını veriyor. Yani bunu görmemiz lazım. Bununla yetinir miyiz? Hayır. İşte demin söylediğim şey, bir bile büyüktür. Bununla yetinmeyiz. Ama yaptığımız işlerin, yaptığımız çalışmaların sonuç veriyor olması ve işte dünyadaki çok gelişmiş, yani Kara Avrupa'sından Amerika'ya kadar pek çok gelişmiş ülkelerdeki kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet oranlarıyla karşılaştırdığımızda bizim geldiğimiz noktanın oldukça iyi bir yerde olması doğrusu yapacağımız çalışmalardaki motivasyonumuzu da arttırıyor. Bizi cesaretlendiriyor. Bu anlamda da yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görmek itibariyle doğrusu demek ki mücadele ederseniz sonuç alıyorsunuz. Bu kararlılıkla ve bu özgüvenle de biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni yaklaşım ve fail odaklı yaklaşımı herhalde önümüzdeki günlerde daha çok inşallah evet inceleyeceğiz ve konuşacağız gibi görünüyor. İstanbul Sözleşmesi'ne geçelim efendim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi neydi? Yani sizin nezdinizde nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Hükümet olarak da bu konuyu nasıl değerlendirdiniz? İstanbul Sözleşmesi'nden taraf olarak çekildik ve sözleşmeden çekildikten sonraki tablo nasıl? Yani Türkiye bir şey kaybetti mi veya bir şey kazandı mı? Sinan Bey, İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin taraf devletlere imzaya açtığı bir sözleşme. Sonuç itibariyle bir çerçeve metindi. İmzalandığı tarih ve sonrası itibariyle kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddetle mücadele noktasında taraf devletlerin, imzalayan devletlerin bir irade beyanını ortaya koyan bir metindi. İstanbul Sözleşmesi amir hükümleri olan, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, düzenleyici hükümleri olan bir metin değildi. Evet. Şunu söylüyordu taraf devletlere, diyordu ki kadına yönelik şiddetle mücadelede senin eğer yasaların yeterli değilse yasa yap. Kadınların ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyorsa onları ekonomik olarak destekleyecek mekanizmaları geliştir. Hukuksal olarak desteğe ihtiyaçları varsa bu mekanizmaları geliştir vesaire. Veya işte kültürden, gelenekten kaynaklı kadınların ikincil duruma düşürüldüğü, şiddetin meşrulaştırıldığı bir takım kodlar varsa bunlarla mücadele et vesaire. Dolayısıyla biz gerek İstanbul Sözleşmesi'ne imza koyduktan sonra gerekse de öncesinden kaynaklanan tecrübelerimiz ışığında zaten kendi iç mevzuatımızda bir takım düzenlemeler yapmıştık. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nin imza tarihi 2012'dir. Biz 2005 ya da 2006'ydı galiba Türk Ceza Kanunu, yeni Türk Ceza Kanunu kabul tarihi. Biz orada zaten Türk Ceza Kanunu'na töre sahikiyle cinayeti ağırlaştırıcı, hafifletici sebepten ağırlaştırıcı sebebe dönüştürmüştük.
Aile içi şiddet ve taraflar arasındaki, eşler arasındaki cinsel suçları, cinsel suçlar kapsamına almıştık. Dolayısıyla kaldı ki öncesinde 4320 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadeleyi düzenleyen bir yasamız 1998 tarihliydi. Ve biz 2012'ye kadar, yani İstanbul Sözleşmesi'nin imza tarihine ve sonrasında 6284 sayılı kanun, özür dilerim, İstanbul Sözleşmesi 2011, 6284 sayılı kanun 2012. Evet. Yürürlük tarihi 2014'tür İstanbul Sözleşmesi'nin. O aşamaya gelene kadar zaten uygulamada bizim çok ciddi bir kadına yönelik şiddette mücadelenin hukuksal boyutu pratiğimiz vardı. Ciddi bir birikimimiz olmuştu. Şimdi bu tartışmaları sürdürürken, 6284 sayılı kanunu konuşurken de, İstanbul Sözleşmesi'ni konuşurken de bizim kendi pratiğimiz unutuluyor. Ama ben o yıllarda avukattım. Pratiğimiz işler, nedir efendim? Nereye dayanıyor? Ve bu işlerle de uğraşan bir avukattım. Bakın 1998 sayılı tarihli 4320 sayılı kanun ilk tedbir kararlarını düzenleyen, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki özel hükümleri düzenleyen bir küçücük dört maddelik bir kanundur ama o çıktığı tarih itibariyle devrim niteliğinde bir hukuk metniydi. Sonrasında biz o uygulamalar içerisinde bugün konuştuğumuz gibi nerede eksik var, nerede eksik kalıyor ya da yanlış mı yapıyoruz yıllar içerisinde biriktirdiğimiz pratikle bir yeni yasa yapma ihtiyacı zaten doğmuştu. 6284 sayılı kanun buradan da neşet eden bir metindir. Yani içeriden bir metindir aslında. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin o çerçeve bakışının yanında ve öncesinde bizim zaten çok ciddi anlamda bir ceza kanunu, medeni kanun, 6284 sayılı kanun, öncülü olan 4320 sayılı kanun gibi anayasada 2010 kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlandığı ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın meşrulaştırılması, pozitif ayrımcılığın bir ayrımcılık sayılmayacağı hükmü kadın hakları ve kadın kazanımı noktasında bize önemli bir yol haritası belirlemişti. Bu bakımdan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek ya da İstanbul Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak devam etmek bizim kendi uygulamalarımız noktasında pratik bir sonuç ifade etmiyor. Yani şu değil, bakın şöyle tartışmalar da oldu geçmişte. Efendim işte bütün, affedersiniz, bütün kadına yönelik şiddet vakalarının temelinde işte bu tedbir kararları yatıyor. Evet. İstanbul Sözleşmesi yatıyor. Bunlar olmasa hiçbir şey olmayacak. İşte iptal ettik, yine devam ediyor. Veya tersinden işte kaldırdığınız her şey böyle kıyamet kopacak. Kaos olacakmış. Hayır, yani çünkü eşyanın tabiatı gereği. Devam eden bir süreç var, bir sosyal durum var ve biz bununla mücadelemizi aralıksız devam ettiriyoruz. Yasalarımızla, eğitim faaliyetlerimizle, kolluğun eğitimiyle, yargının eğitimiyle, bizim verdiğimiz sosyal hizmetlerin devamıyla. Dolayısıyla şunu özetle söyleyeyim ve bu bahisteki kısmı ifade etmeye çalışayım. Bir tarafında sosyal bir dinamik olan meselelerde, konuşmanın ilk başında da söylediğim gibi. Sadece hukuk metniyle çözemezsiniz. Evet. Bir sözleşme bir sorunu hemen böyle bıçakla keser gibi ortadan da kaldırmaz. Bir meseleyi soruna da dönüştüremez. İşin insan tarafını dikkate almadığınızda sadece metinler üzerinden tartışarak kendinizi teselli edersiniz, kendinizi kandırırsınız. Biz gerçekçiyiz. Evet. Biz bu toplumu tanıyoruz. Hukukla alakalı yapılması gereken neyse onları aralıksız yapıyoruz. Mücadelemize hiç aralık vermeden devam ediyoruz. Dolayısıyla meseleleri sadece işte o olursa böyle olur, şunu kaldırırsak bu biterdi tartışmasından çıkarıp gerçek dinamikleri üzerinden çözmeye
devam ediyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Biraz kendi pratiğimizi mi yaratıyoruz? Öyle anlaşılıyor. Zaten kendi pratiğimiz üzerinden konuşuyoruz. Yani ama şunu yadırgamamak lazım. İnsana dair meseleler dünyanın her tarafında 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Biz bu anlamda dünyadaki iyi uygulama örneklerinden, dünyadaki tecrübeden, dünyanın başka yerlerinde oluşmuş tecrübeden yararlanmayı bir tarafa bırakmayız. Fakat bu tamamen bir taklit modelleme anlamında da gelmiyor. Çünkü her toplumda kendi dinamikleri vardır. O dinamikler içerisinde sorunu çıkaran sebepleri ayrı olabilir. O sebeplerle mücadele edersiniz, sonuçlarla mücadele edersiniz ve ortaya bütünlüklü ve gerçekçi bir mücadele biçimi çıkar. Evet. Diğer başlığımıza geçelim efendim. Biraz da aileyi konuşalım, aile yapımızı konuşalım. Şimdi aileyi korumayı siz nasıl tarif ediyorsunuz? Yani hem ilgili bakanlık olarak hem de hükümet olarak. İkincisi, aileye yönelik tehditler neler? Yani bugün somut olarak neyi tespit ediyoruz? Aile sosyolojik anlamda biliyorsunuz toplumun en küçük birimidir. Yani bir toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Yani teknik anlamda, teorik planda bir tanım yapacaksak aile toplumu oluşturan en küçük sosyal birim. Ama bizim anlayışımızda aile toplumun hem nüvesi hem çatısıdır. Yani toplumun neşet ettiği bir tohum olduğu kadar aynı zamanda kocaman bir koruyucu çatıdır. Yani bizi bütün o tehlikelerden, yağmurdan, kardan, güneşten koruyan üzerimizdeki bir sığınaktır aile. Bizim için bu kadar kıymetli, bu kadar önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Öyle olduğu için, aile çok kıymetli olduğu için, aileyi zaafa uğratan, aileyi zayıflatan, aileyi hırpalayan her türlü meseleyle uğraşıyoruz. Kadına yönelik şiddet bunlardan birisi. Çocuk meselesi bunlardan birisi. Ekonomik olarak sosyal refahın, biraz sonra sosyal yardımlar bahsinde evet, belki gelebiliriz. Sosyal refahın paylaşılması ve insanların ekonomik anlamda desteklenmesi, yeterince belki eşit bir biçimde yararlanamayan grupların desteklenmesi bunlardan bir tanesi. Eğitimin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin bu kadar yaygınlaştırılması ve insanlara olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaştırılması. Bunların her birisi, işte o büyük çatının korunması, büyük çatının zarar görmemesi içindir. Aile bizim için bu anlamda çok önemli. Fakat bireyleri koruyamazsanız, insanları koruyamazsanız aileyi koruyamazsınız. Sadece aileyi koruyacağız varsayımıyla aileyi oluşturan bireyleri ıskalarsanız, kadını, erkeği, çocuğu, anneyi, babayı, evladı yeterince hakkını koruyamazsanız orada aile kalmaz. Sureta, içi boş bir kabuk kalır. Evet. Biz buna razı değiliz Sinan Bey. Biz ailenin içinin boşaltılmasına, dışarıdan baktığınızda içi boş, kabuk kalmış bir aileye razı değiliz. O yüzden aileyi bir kurum olarak da, aileyi oluşturan fertleri de birer fert olarak da, birey olarak da, insan olarak da ayrı ayrı desteklemek, tahkim etmek, güçlendirmek, onları hayata hazırlamak yükümlülüğünde görüyoruz kendimizi. Bizim için insan eşrefi mahlukattır. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsan olmakla zaten saygıya layıktır. Kadın olması, erkek olması, çocuk olması, şu bu falan, bunlar hiç mesele değil. Sadece insan olmakla saygıya layıktır ve o saygıyı teslim etmeye, o saygının gereğini yapmaya çalışıyoruz. Peki aile için ne yapıyoruz? Ya da aileye yönelik tehditlerle alakalı neler yapıyoruz? Tehdit tespitiniz nedir tam olarak? Yani bugün için baktığımızda aileye yönelik pek çok tehditten konuşabiliriz. Aslında bu anlamda aileyi tehdit eden sebepler noktasında bir toplumsal kabulümüzün ve
uzlaşmamızın olduğu kanaatindeyim. Nedir mesela? Birincisi, bir tarafta çok hızla dönüşen bir sosyal yapı var. Kent ve kırsal yer değiştiriyor. Kocaman bir dijital dünya var. Çocuklar dijital dünya üzerinden sosyalleşiyorlar. Gerçek hayatta temasları çok zayıf. Öbür taraftan iş hayatı, sosyal hayat, aile hayatı dengesinin kurulması gerekiyor. Aile fertleri, kadın, erkek, eşler arasındaki roller bakımından. Öbür taraftan bir medya bütünü içerisinde ailelerin bilgilendiği ve sosyalleştiği bir alan var. Dış dünya var vesaire. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda bizim insanı tahkim ederken eğitim, sağlık, hakların korunması, güvenliğin sağlanması ve özellikle değerler sistemi bütünü içerisinde o değerlerin insanın insana saygı duyduğu, hakkını gözettiği, şiddeti bir sorun çözme biçimi olarak görmediği, şiddete başvurmadığı bir dünyayı, bir Türkiye'yi, bir Türkiye toplumsal yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için medya ve aile değerleri çalıştayı yaptık. Efendim, dijital yayın platformlarını takip ediyoruz. Çocukların bu dijital alanlardaki, platformlardaki zararlı içeriklerden korunması ya da basılı yayınlardan korunmasıyla alakalı takiplerimizi sürdürüyoruz. Bağımlılıkla mücadele noktasında evet, özellikle çok ciddi bir takip şeyimiz var, çalışmamız var. Mobil ekiplerle özellikle çocukların riskli alan, çocuklar için riskli olduğunu düşündüğümüz alanlarda onların takibi ve desteklenmesi çalışmaları var. Öbür taraftan çok geniş bir sosyal ekonomik destek programımız var. Sadece yoksulluk sebebiyle kurum bakımına alınacak yahut sadece yoksulluk sebebiyle riskli alanlarda bağımlılık vesaire diğer kötü alışkanlıklara bir şekilde dahil olabilecek çocuklarımızı ailelerini ekonomik anlamda nakdi destekle destekliyoruz ve onların eğitime devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yine sosyal yardım başlıklarımızdan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, ailelerin bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli. Hem eğitim, hem farkındalık, hem psikososyal destek, aile danışmanlığı, evet, konuşmamın başında da ifade etmeye çalıştım. Aile eğitim programının içerisindeki başlıklarla çok geniş bir aile çalışmaları bütünümüz var. Fakat bunlar daha çok muhataplarına yönelik olduğu için kamuoyu tarafından çok fazla bilinmiyorlar Sinan Bey. Bu vesileyle sizin vasıtanızla da bir parça paylaşmış olduk. İnşallah bilgilendirmiş de olalım. Başlıkta bir ayrıntı sorayım. Bir kültürel ihraçla karşı karşıya mıyız? Ya da bu yoğun mu sizce? Aile yapısını... Gayet tabii. Mümkün mü başka türlü olması? Evet. Yani bu kadar geçişken bir dünyada kültürel ihraç olmaması ya da kültürel bir dalgaya maruz kalmamamız mümkün değil. Fakat burada şunu görmemiz gerekiyor. Ben bu anlamda belki çok iyimser bulacaksınız ama Türk toplumunun kodlarına çok güvenenlerdenim. Dünya artık kocaman bir dijital platforma dönüştü. Eskiden dünya kocaman bir köy denirdi. Şimdi artık köyden çıktı, kocaman bir dijital küreye dönüştü. Evet, çok hızla haberleşiyoruz. Çok hızla dünyanın bir yerinde olan herhangi bir şeyden işte hiç alakası olmayacağını düşündüğünüz bir yerdeki insanlar haberdar oluyorlar. Ama aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerindeki iyilikten de haberimiz oluyor. Ya da kendi ürettiğimiz iyiliği ihraç etme imkanımız da var. Dolayısıyla ben bu anlamda toplumsal kodlarımıza, Anadolu mayasına güvenmeyi ve o özgüvenle kendimizi, yaşadığımız toplumu ve yaşadığımız dünyayı inşa etme gücüne sahip olduğumuza inanıyorum. Bu kadar gerçekten samimiyetle inanıyorum. Tehlikelerle karşı karşıya mıyız? Evet, karşı karşıyayız. Mesela LGBT propagandası. Elbette testlerden... hepsi. Yani bakın, her yerde
Karşılaşabileceğiniz dünyanın her tarafındaki üretilen herhangi bir kötülüğün size 30 saniye içerisinde dijital ortamdan ulaşabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Ama tersinden aynı şekilde ürettiğiniz bir iyiliğin ya da ürettiğiniz bir iyi modelin, bir değerin, değerler sisteminin dünyaya aynı hızla yayılabileceği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden hiç korkmadan, hiç endişeye kapılmadan, hiç içe kapanmadan biz kendi ürettiğimiz iyilik ve kendi ürettiğimiz, kendi sahip olduğumuz değerler sistemi üzerinden her türlü zararlı ideolojiyle de, düşünceyle de mücadele edebiliriz. İnsanlığın başından beri iyi ve kötü at başı gitmiştir. Evet. Yani hiçbir zaman öyle sonsuz bir cennet içerisinde yaşamıyoruz. Bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz. Hep var. Devam edeceğiz. Ama biz bunu başarabiliriz yani. Biz her türlü zorluğun da üstesinden gelebiliriz. Evet. Bir virgül koyalım, size bir nefes aldıralım. Değerli izleyenler, bir 3-4 dakikalık aramız var. Sonra diğer başlıkları da konuşacağız. Sizlerin merak ettiği başlıklar da var. Onlara da giriş yapacağız reklamlardan sonra. Efendim, özel yayınımız devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık konuğumuz. Kendisiyle son bölümde aileyi nasıl koruyacağız, bunu esasında biraz değerlendirdik. Şimdi medyaya da geçeceğim efendim, ama biraz da çocukları koruma ve çocukların dijital tehlikelerden korunması, bir yandan da uyuşturucudan bahsettiniz, uyuşturucudan korunması. Medya kısmını da biraz bununla bağlayalım isterseniz. Sinan Bey, bizim bakanlığımız biliyorsunuz takip eden ve gerekli hukuksal başvuruları, önleyici hizmetleri sağlayan bir bakanlık. Çocuklar açısından yaptığımız çalışmaların birkaç başlığı var. Birincisi kurum bakımını almamız. O zaten herkesin bildiği bir konu. Ancak çocukların sosyal hayatın içinde korunması tarafına baktığımızda bir, çocukların dijital ya da basılı içeriklerden, zararlı içeriklerden korunmasıyla alakalı süreçleri takip ediyoruz. Örneğin bir dijital ortamda çocuklar için zararlı bir içerik varsa bununla alakalı denetleyici kuruluş olarak RÜTÜK'e başvuruyoruz veya BTK'ya müracaatla erişimin engellenmesi yahut suç ceza mahkemelerinde erişimin engellenmesiyle ilgili hukuksal anlamda yapılması gereken ne varsa onları yapıyoruz. Basılı bir eserse bununla alakalı gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu önleyici tarafı. Bir de çocukların yaş ve eğitim durumlarına uygun önerebileceğimiz içerikler varsa bunları arkadaşlarımız tek tek çalışıyorlar. Kitaplar, masal kitapları, işte diğer edebi eserler yaş gruplarına göre ayrı ayrı inceliyor ve onlara önerilerde bulunuyoruz. İnternet web sitemizde de bunu yayınlıyoruz. Öbür taraftan medyanın takibini yaparak çocuk, kadın, aile anlamında zararlı olabilecek içeriklerle alakalı hemen gerekli müdahaleleri, uyarıları yapıyoruz. Ya da hukuksal anlamda bir başvuru gerekiyorsa onları yapıyoruz. Bu anlamda pek çok kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber çalıştaylar, yasama faaliyetlerindeki görüşlerimiz ayrıntılı bir biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yine bir başka konu dijital içerik üretme. Sadece kitaplar değil, yayınlar değil, dijital içerik üretme noktasında da teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Taraflarla, bu anlamda üretim yapan taraflarla bir araya geliyoruz. Yani öbür sadece taraftan, çocuklara yönelik mi, aile ebeveynlere genel yönelik olarak mi? Tabii hem herkes için ama özellikle çocuklar başlığı bu anlamda
özel hassasiyet gösterdiğimiz bir alan. Yine konuşmamın ilgili bölümlerinde söylemiştim. Bağımlılıkla mücadele noktasında çocuklar için riskli olabilecek bölgelerde mobil ekiplerimiz gerekli takipleri yapıyorlar. Ailelere ve çocuklara psikososyal desteği sağlıyoruz. Bilişim teknolojileri ve interneti bilinçli kullanabilmek için ailelere eğitim programları hazırlıyoruz. Ebeveyn rehberi hazırladık bu anlamda. Nasıl yaklaşmaları ve nasıl kullanmaları gerektiğiyle alakalı. Yine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalında çocuk dostu söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Çocuk Hakları, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz çalışmalarda özellikle dijital dünyada çocuk temasını işleyerek bu anlamda bu alanda çocukların farkındalığını ve ebeveynlerin farkındalığını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şunu bilmemiz lazım. Bu kadar geniş artık dijital dünyanın hayatımıza girdiği, özellikle pandemiyle beraber çocukların eğitimlerini de dijital ortamda aldıkları bir zamanda çocukları bu dijital ekipmandan tümüyle %100 uzak tutmamız, adeta böyle set çekmemiz mümkün değil. O zaman onlar için uyumlu, onlar için iyi, onlar için faydalı içerikleri üretip sunmamız gerekiyor. Zararlı içeriklerden onları korumamız gerekiyor. Biz bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani çocukları içinde yaşadıkları ve gelecekte daha çok dahil olacakları bir dünyadan koparmak değil, onları oraya doğru hazırlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımızı özellikle sürdürüyoruz. Gençlik tarafı yine çok önemli. Birkaç temel araştırmamız var Sinan Bey. 2022 yılı itibariyle inşallah sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah o zaman da ayrıca değerlendirmek fırsatımız olur. Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 5 yılda bir yaptığımız, TÜİK'le beraber yaptığımız çok geniş ve büyük bir araştırma. 2021 saha araştırmaları hemen hemen bitti. Sonuçlarını şimdi oluşturmaya çalışıyorlar ilgili arkadaşlar. Öbür taraftan üniversite gençliği profili araştırması, öbür taraftan ergen profili araştırmamız devam ediyor. Dolayısıyla bu araştırmalar bittiğinde biz toplumumuzun hem aile yapısı hem üniversite gençliği hem ergen profili itibariyle bir genel röntgenini çekmiş olacağız ve ihtiyaç duyduğu hizmet modellerini, ihtiyaç duyduğu sosyal politikaları da bu realite üzerinden, toplumun gerçekliği üzerinden üretmiş ve o gerçeklik üzerinden de kendisine sunuyor olacağız. Yine çok önemli bir programımız, aile sosyal destek programımız, ASTEP programımız var. Burada biz ASTEP personelimizle bütün haneleri, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki bütün haneleri kapı kapı gezerek şiddet var mı, engelli var mı? Sosyal ekonomik destek ihtiyacı olan çocuk var mı? Herhangi bir istismar vakası var mı? O ailede ne varsa, ne tür bir dezavantaj durumu varsa onu tespit edip hemen gerekli hizmet modellerini sunuyoruz. Bizim bakanlık olarak yaptığımız, yapabileceğimiz bir hizmetse hemen onu. Değilse ilgili kurum ve kuruluşları delege ederek, harekete geçirerek hane hane bu çalışmaları takip ediyoruz. Yine aile eğitim programımızdan bahsetmiştim. Aile eğitim programı kapsamında madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma konusunda da ayrıca yine Yeşilay'la ayrıca yaptığımız protokollerle bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde ayrı ayrı yapıyor ve buna da devam ediyoruz. Aileyle alakalı aile, çocuk, gençler ve kadınlar başlığı da ayrıca tabii ki söz konusu olmak üzere. Bütünlüklü, bütüncül ve kuşatıcı hizmet modelleri, kuşatıcı ve gerçekçi sosyal politikalar üretiyor ve hayata geçirmeye devam ediyoruz inşallah. Şimdi efendim bu üç başlıkta da medyanın etkisi nasıl? Olumlu, olumsuz. Bir bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de
Sizin medyadan beklentiniz ne? Aileyi koruma, çocukları koruma, kadına yönelik şiddeti gerekirse azaltacak kültürü yaratma noktasında. Mesela bu yeni yaklaşıma işaret ettiniz konuşmanızın başında. Tüm bunları birleştirdiğinizde medyadan beklentiniz nedir? Ben cümlemin hemen başında şunu söyleyeyim. Ben medyayı bakanlığımızın en önemli paydaşlarından birisi görüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü gerçekten bizim yaptığımız çalışmaları, bizim bakış açımızı, bizim hizmetlerimizi kamuoyuna duyurmak noktasında medya bizim en önemli paydaşımız, en önemli yardımcımız. Ama öbür taraftan şiddetin kanıksanması, şiddetin öykünmesi, dağılması, olumsuz örneklerin yayılması noktasında da medyanın çok ciddi bir etkisi var. Bunu da yadırgayamayız. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz başlıklarda medya bu işin neresinde? Medya bu işe doğrudan dahil olan tarafında. Yani olumlu ya da olumsuz, çok doğrudan ve çok baskın bir etkisi var medyanın. O bakımdan medyanın yapıp ettiklerini ve yapmadıklarını ben çok önemsiyorum. Evet. Nedir? Bakın. Yayıncılarla da bir araya gelmiştiniz, evet, bu konudaki evet, hassasiyeti. Konuştuk, siz de oradaydınız. Uzun uzun tartıştık, konuştuk neler yapmamız gerektiği hususunda. Bakın birincisi şiddet haberlerini verirken kullanılan dil. İstismar haberlerini, özellikle çocuklara yönelik istismar haberlerini verirken kullanılan dil. Şiddetin pornografisini yaparken kullanılan dil. Son derece önemli. Bizim Sinan Beyciğim, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, cinsel suçlar ve benzeri yüz kızartıcı eylemleri bu topluma kanıksatmamamız, normalleştirmememiz gerekiyor. Bir defa bunu yaptığımızda, bunu başarabildiğimizde çok önemli bir mesafe alacağız. Öbür taraftan iyi uygulama örneklerini, güzel örnekleri, yani bu toplumda muazzam fedakarlık örnekleri vardır. Muazzam fedakarlık öyküleri vardır. Anne çocuğuna, baba evine, ailesine, çocuk anne babasına muazzam güzel örnekler vardır. Bunları yayarak o toplumsal güvenimizin, özgüvenimizin, o bütünlük duygumuzun, birlik beraberlik duygumuzun örneklerle çoğaltılması pekala mümkün. Çok güzel aile dizileri vardı geçmişte. Kuşkusuz var ve yine olabilir. Bizim artık olumlu ve pozitif bir dil üzerinden yürümemiz lazım. Sürekli birbirimizi hesaba çeken, sürekli itham eden, sürekli efendim adeta terbiye etmeye koşullanmış bir dili bir tarafa bırakıp sorunlarımızı gerçekçi bir biçimde tespit edip sorunlarımızla, eksiklerimizle, hatalarımızla toplumsal anlamda da yüzleşme cesaretini gösterip, çünkü bizim kültürümüzde vardır. İnsan kendisini bir hesaba çeker. İnsan kendisini bir değil mi, değerlendirir. Evet. Bir yanlış yaptığında gider özür diler. Helallik diler. Her ne ise o toplumsal birikime biz son derece sahibiz. Bunları hatırlayarak bir defa şiddeti kanıksamayan, çocuk istismarını adeta bir böyle yatkın kişiliklere yol yöntem göstermek haline dönüştürmeyen bir dili kurduğumuzda önemli bir mesafe almış olacağız. Medyadan ben iki şeyi bu anlamda çok bekliyorum. Birincisi, bahsettiğim gibi şiddet ve benzeri davranış biçimlerini kanıksatıcı, öykündürücü, özendirici bir dilin bırakılması, öbür taraftan da olumlu gündemleri, olumlu örnekleri, iyi örnekleri toplumun önüne daha çok çıkarması başlangıç itibariyle oldukça önemli bir adım olur diye düşünüyorum. Evet. Biz Sıla Şentürk geçtiğimiz günlerde tabii kaybettik. Evet, çok da üzgünüm. Bu anlattığınız çerçevede Sıla Şentürk hadisesini tam nereye oturtuyorsunuz? Orada nasıl bir tecrübe yaşadık biz medya olarak?
Yani bireysel şeyler üzerinden, tek tek örnekler üzerinden yorumlamak belki doğru olmayabilir. Sıla Şentürk'ün manevi hatırasında ailesini de bu anlamda tekrar acılarını deşmek istemem. Fakat bizim burada önemli olan şey Sinan Bey, bir standart tutum belirlememiz. Bir ilkesel duruş belirlememiz. Bu Sıla Şentürk vakasında da böyledir. Bir başka vakada da, olayda da böyledir. İlkeler üzerinden yürüdüğümüzde, ne yapmamız gerektiğini bilerek yürüdüğümüzde hata yapmayız. Herkes için aynı şeydir. Ve böyle olursa Sıla ve benzeri vakaların da önüne geçebiliriz diye ümit ediyorum. Evet. Efendim, bu konuyu da kapatalım. 3-4 başlığımız var. Onları da hızlı geçmek adına ben çok net soracağım. Şimdi nafaka konusu tartışılıyor. Yasal düzenleme, yasama tarafı da bir yandan konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Burada çok teknik noktaya girmeden, doğru formül ve doğru yaklaşım ne olmalı nafaka konusunda? Şöyle söyleyeyim, ben yani çok uzatmadan hemen kısacık şunu söyleyeyim. 1988'de süreli nafaka süresiz olarak talep edilir diye değişiklik yapıldı ve sonrasında da bir anlamda süresiz nafakaya dönüşmüş oldu. Ama hem o tarihteki düzenleme gerekçeleri hem madde gerekçeleri üzerinden baktığımızda ben pek çok açık şeyde de tartışmada da bunu ifade ettim. Bugünkü medeni kanunumuzla bile süreli olarak hakimin süreli olarak nafakaya hükmedebileceği kanaatimi hep paylaştım. Fakat Yargıtay bu anlamda bir içtihat geliştirdi ve o içtihadı değiştirmiyor. Biraz da iş yükü sebebiyle değiştirmiyorlar. Ancak biraz önce hani şiddette her dosya, her vaka biriciktir dedik ya. Nihayetinde boşanma dosyalarında da, nafaka ihtiyacında da her vaka biriciktir. Her olayın kendi özellikleri çerçevesinde bakmamız lazım. Bu bazen sürelidir, bir yıldır, bazen üç yıldır, bazen süresizdir. İhtiyaç devam edinceye kadar veya ortadan kalkıncaya kadar devam eder. Bizim daha önceki çeşitli platformlarda da önerdiğimiz şey şudur. Mevcut medeni yasamıza sadece bir fıkra ekleyerek bu sorunu çözmek mümkün. Nasıl? Hakim süreli ya da süresiz nafakaya hükmedebilir dediğiniz an, çünkü şu anda Yargıtay süresiz talep edebilir hükmü üzerinden, ben diyor süresiz veririm. İçtihadı bu yönde oluşturdu. Metinde, yasa metninde sürelilik vurgusu olmadığı için süresiz karar veriyorum diyor. Peki o zaman sorunu çözelim. Hakim süreli ya da süresiz nafakaya karar verebilir dediğinizde, hakim her gelen dosyanın niteliğine göre, tarafların ekonomik durumu, tarafların eğitim durumu, tarafların yaşı, çocuk var mı yok mu, evlilik süresi gibi parametreler üzerinden tarafların evlilik birliği içerisindeki edindikleri mal varlığının, ki artık edinilmiş mallara katılım mal rejimi olarak yasal mal rejimi. Dolayısıyla nafakaya her bir vaka özelinde ayrı ayrı miktar ve süre tayin edebilir. Bunun yolunu açtığımızda bir üst limit ya da alt limit gibi yeni bir takım problematikler ortaya çıkarabilecek, yeni bir takım mağduriyetler ortaya çıkarabilecek durumu da ortadan kaldırmış oluruz. Ve çok daha hukuksal anlamda da yargıya, hukuksal anlamda mahkemelere takdir yetkisini kullanabilecekleri, takdir yetkisinde tanıyan, hukuk felsefesi açısından da son derece daha yerinde olan bir tutumu belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Efendim, Diyarbakır anneleri bugün 9.
günündelerdi. Yine bir basın açıklaması da yaptılar. Taleplerini tekrar dile getirdiler. Orada büyük kazanımlar da elde ediyorlar. Çok sayıda çocuk ailesiyle de geldi, buluştu. Siz de sürecin başından beri onlarla birliktesiniz. Hatta Diyarbakır'da gittiniz, birlikte bir faaliyet de gerçekleştirdiniz. Oraya ilişkin son gözleminiz nedir ve onlara özellikle bir mesajınız var mı? Mücadelelerini büyük bir saygıyla destekliyorum. Önce onu söyleyeyim. 3 Eylül 2019 Diyarbakır annelerinin ilk başladığı tarih. Şu anda 263 aile biliyorsunuz nöbet tutuyor. Evet. Ailesine kavuşan çocuk sayısı 34'tü en son. Ve şunun altını çizmek lazım Sinan Bey, bakın. PKK tarafından kaçırılan veyahut kandırılan çocukların pek çoğu 18 yaşının altı. Çocuk, hukuken çocuk. Hatta son zamanlarda 12-13 yaşlara kadar indiği söyleniyor. Kaçırılan çocukların, kandırılan çocukların. Bu çocukların dörtte biri de kız çocuğu. Evet. Dolayısıyla bir defa şunu önce bir söylemek istiyorum. Herhangi bir çocuk söz konusu olduğunda böyle toplumsal tepkiler geliştirdiğimiz bütün çevreler, Diyarbakır anneleri söz konusu olduğunda, Diyarbakır annelerinin çocuğu söz konusu olduğunda, PKK tarafından daha kaçırılan, kandırılan çocuklar söz konusu olduğunda, çeşitli platformlarda 13-14 yaşındaki çocukların daha Kandil'de şurada burada terör kamplarındaki fotoğrafları ortaya çıktığında gerilla güzellemesi yapan çevreler bunlara hiç seslerini çıkartmıyorlar. Burada bir onlar istismar var mı sizce? Gayet tabii canım. Olmaz mı? Burada hem de pek yani istismarın çeşitli boyutları var. Bakın cinsel istismar var. Bunu örgütten kaçan, gelen, anlatan herkesin ifadelerinden anlıyoruz. Küçücük kız çocuklarının cinsel istismarı var. Bu çocukların PKK teröristlerinin dağda kaldıkları sürenin ortalama 3-4 yıl olduğu söyleniyor. Hayatlarını kaybediyorlar bir süre sonra. Eğitim alamayan, en temel insan haklarından mahrum kalınan bir yapıdan bahsediyor. Terörün kendisi zaten büyük bir problem. Terörün kendisi zaten insan haklarına temelden aykırı bir eylem biçim. Dolayısıyla Diyarbakır annelerinin son derece sivil, son derece haklı, son derece meşru mücadelesine bu kadar sessiz kalınması, Türkiye'deki sessiz kalan çevrelerin ayıp hanesine yazıldı ve asla silinmeyecek. Asla silinmeyecek. Bu da milletin hafızasına da nakşedilmiş bir gerçektir bu. Diyarbakır anneleri bu kadar zamandır yaz, kış, Diyarbakır'ın kış soğuğu, ayazı, karasal iklim, yaz sıcağı, cayır cayır sıcağın evet. altında o betonun üstünde oturan kadınlar. Analar, babalar. Gittim ben 2 kere gittim. Önümüzdeki günlerde yine gideceğim bir program vesilesiyle Diyarbakır'a. Sürekli takip ediyoruz. Ve bu o kadar meşru, o kadar gerçek, o kadar içeriden ki. Ya bunu desteklemeyeceksiniz de neyi destekleyeceksiniz? Yani siyasal aidiyetiniz, görüşünüz, efendim işte Türkiye'deki iktidara muhalif olmanız falan bunların hepsini bir tarafa geçelim. Ortada buz gibi bir terör gerçeği var. Bu terörün çocukları 13-14 yaşında dağa çıkarması var. Hatta daha küçük yaşlarda. Ve buna sessiz kalan bir Türkiye siyasal çevreleri var. Buna ses çıkarmayacaksınız da nerede çıkaracaksınız? Daha nerede itiraz edeceksiniz? Daha nerede bu milletin kaderine ortak olacaksınız? Niye bunu ıskalıyorsunuz? Dolayısıyla ortada çok esaslı ve çok gerçek bir mücadele var. Ben hepsini buradan tekrar selamlıyorum. Evet. Efendim bize çok sayıda mesaj geldi tabii son birkaç gündür yani bu yayını duyurduğumuzdan beri. Sizin de bir notunuz veya paylaşımınız vardır diye soruyorum. Ek dersler grubu olarak da geçiyor. Bakanlığınıza bağlı sözleşmeli
personelleri tarif eden, onların özlük hakları veya kadroya alım süreçleriyle ilgili tasarruf nedir, buradaki uygulama nedir, buna ilişkin bir planlama ya da takvim var mı? Sinan Bey, ek ders ücreti karşılığı bakanlığımızın hizmet aldığı bakanlığımızda çalışan arkadaşlarımız şu anda mevcut 2929 kişi, yaklaşık 3000 kişi. Bir defa ek ders ücreti karşılığı çalıştırma bir istihdam modeli değil. Onu altını çizerek söyleyeyim. Bu arkadaşlarımız KPSS ile efendim kamuda istihdam edilme biçimi olan herhangi bir modelle dahil olmadılar. Bu şudur aslında ek ders ücreti karşılığı çalıştırma dediğiniz. Bu bir kamuya verilmiş bir imkandır. Örneğin işte sizin diyelim yani bizim kendi bakanlığımızdan bahsedelim. Bir yerde bir uzman çalıştırmanız, bir uzmanlık hizmeti almanız gerekiyor. İstihdam edilmeyen, kamu personeli, bakanlığın personeli olmayan herhangi bir uzmandan ders ücreti karşılığı, ek ders de o yüzden söyleniyor, deniyor. Ders ücreti karşılığı belli saatlerde, diyelim 10 saat alıyorsanız 10 saat ücretini ödersiniz. 5 saatse 5 saat. Bizim en fazla 39 saate kadar, haftada 39 saate kadar çalıştırma hakkımız var. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımızı bazı alanlarda bu en fazla 39 saate kadar olacak şekilde çalıştırmayı devam ediyoruz. Fakat bu bir geçici istihdam modeli. Şartlar bu arkadaşlarımız işe başladığından beri hiç değişmedi. Bunun bir kamuya aidiyet ve kalıcı bir yöntem olmadığının farkındalar. Bilerek başladılar. Fakat bir süre sonra bunu bir istihdam biçimine dönüştürme isteği gerçekçi ve haklı bir istek değil. Bakın biz şu anda 6000 tane personel alıyoruz bakanlığımızda. Çalışma arkadaşları alıyor. Değişik meslek gruplarından, hepsinden var. Yani destek hizmetlerinden meslek personellerine kadar psikolog, sosyolog, aklınıza gelebilecek pek çok başlık. Özellikle ben il müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza şunu söyledim. Dedim ki lütfen ek dersli olarak çalışan arkadaşlarımız müracaat etsinler ve kadroya talip olsunlar. Onlar daha avantajlı olabilirler çünkü işi de biliyorlar zaten. KPSS'ye girecek ve müracaat edecek. KPSS puanına göre de sıralamadan çağıracağız. Şimdi bunlar arasında olanlar vardır ama bir kısmı tayin istemediği için, düzenini bozmak istemediği için, herhangi bir şekilde başka bir yere gitmek istemediği için ya da KPSS'ye girmek istemediği için ek dersli olarak devam etmeyi tercih ediyor. Ondan sonra kadroya alın. Bakın bu adil değil. Bu adil değil bir defa öncelikle. Evet. İki, bu arkadaşlarımız zaten bu şartları bilerek başladılar ve onun üzerinden devam ediyorlar. Ama buna rağmen ben hep şunu söylüyorum çalışma arkadaşlarımıza. Bizim çalışma arkadaşlarımız ek dersi olur, diğeri olur, beriksi olur, efendim işte sözleşmeli olur, hiç önemli değil. Bizim çalışma arkadaşımızdır. Biz onların arasındaki iş barışını, adaleti, hakkaniyeti tesis etmekle yükümlüyüz. Ama bunu yaparken zaten bilerek başladıkları bir sürecin diğerlerine, yani işte sınava girmiş, mülakata girmiş, belli bir takım aşamalardan geçmiş, tayin olmuş, değişik yerlerde görevler yapmış arkadaşlarımızın önüne geçmeyi beklemesinler. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim. Çok gerçekçi bir biçimde. Ben bakın il programlarını çok sık yapıyorum. Gittiğim her yerde de kendi bakanlığımızın hizmetini yerinde incelerken arkadaşlarımızla da çalışma arkadaşlarımızla da küçük gruplar bazen 30 bazen 50 bazen 60 bazen 70 neyse gruplarla bir araya geliyorum, onları dinliyorum. Meslekle ilgili, bakanlıkla ilgili, yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini, önerilerini birebir dinliyorum. Bu konuyu da getirenler var ek ders çalışan arkadaşlarımızdan talep edenlere. Kendilerine de söyledim. Çok açık bir biçimde de söylüyorum ya. Bu sizin zaten tercih ettiğiniz,
başta koşullarını bilerek başladığınız bir süreç. Ama başladıktan 3 gün sonra bize kadro olmaz. Kadronun şartları var. İnsanlar evet. sınava giriyorlar. Belli bir takım aşamalardan geçiyorlar. Ona tabi olmayı istemeyip arkadan dolanmak da olmaz. Çalışma arkadaşları olarak başımızın üstünde yerleri var. Ama bizim herkese adil davranmamız gerekiyor. Evet. Son soru olsun efendim. Şimdi sosyal devlet tarifinde çok farklı başlıklar. Herkes bir sosyal devlet tarifi koyuyor. Siz bir kere sosyal devleti nasıl tanımlıyorsunuz? İkincisi bu sosyal hizmet yardımlarında ve bakanlığın bu destek ödemelerinde kriterleriniz neler? Ben rakam sormuyorum ama sizin paylaşmak istediğiniz rakamlar varsa onları da duymak isteriz. Burada biraz genel tarifini merak ediyoruz. Sosyal devlet biliyorsunuz Sinan Beyciğim, vatandaşının temel gereksinimlerini karşılayan, temel gereksinimlere erişimini kolaylaştıran ve olabildiği kadar takviye eden devlettir. Sosyal devlet vatandaşın en temel haklarının yanına yaşama, barınma, efendim işte diğer beslenme vesaire, güvenlik, sağlık, eğitim gibi temel gereksinimlerin yanında sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak, üretilen sosyal, toplumun ürettiği sosyal refahı bundan daha az yararlanan kesimlere dağıtan, o sosyal refah eşitlemesini olabildiği kadar uyumlaştırma haline uyumlaştırmış hale getirmeye çalışan devlettir. Biz AK Parti iktidarları olarak 20 yıldır sağlıkta, eğitimde, güvenlikte, sosyal hizmetlerde, engellilere, yaşlılara, çocuklara, kadınların şiddetle mücadelesinde başında konuştuk programımızın bütün sosyal katmanlara sağladığımız hizmetleri ekonomik anlamda daha eşitsiz olan gruplara da sağlamaya devam ediyoruz. Bizim sosyal yardımlarımızın mantığı budur. Bakın, dünyada sosyal hizmet, sosyal devlet hak temelli bakar. Biz de öyle bakıyoruz. Şimdi son zamanlarda biz sosyal yardımlarımızı paylaştığımızda karşımıza şöyle bir eleştiri geliyor. Efendim işte milleti fakirleştirdiniz, bir de yaptığınız sosyal yardımla mı övünüyorsunuz? Milleti fakirleştiren bir iktidar sosyal yardım yapamaz. Bir defa bunu bir tarafa koyalım. Yani ekonomik anlamda güçsüz bir iktidar kimseye sosyal yardım yapamaz. Ama bizim sosyal hizmetlerimiz, sosyal yardımlarımız, sosyal desteklerimiz çok farklı gruplara yönelik devam ediyor. Yani bizim sosyal yardımlarımızın veya sosyal yardımlarımızın kullanıcılarının genel segmenti sadece karnını doyurmak için değil. Hatta çok az, yani öyle bir grubumuz şükürler olsun Türkiye'de kalmadı. Ama biz nesnel, hesap verilebilir, şeffaf, tematik bir bakışla sosyal yardımlarımızı ihtiyaç duyan gruplara dağıtıyoruz. Mesela ihtiyaç sahibi, ayrıca engelli. Engellinin kendisine engelli maaşı. Engelli yakınına, engelli yakını olduğu ve engellisine baktığı için. Yaşlının kendisine diyelim, ihtiyaç sahibi, yaşlı maaşı. Yaşlının yakınına, ona baktığı evet. için destek veriyoruz. Öbür tarafta yine yaşlılarımız için örneğin yaşlı destek programları. Nedir o? Öz bakımını sağlayabilir. Ve evinden, sosyal çevresinden uzaklaşmak istemiyor. Ancak yaşı da ileri. Sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Biz yaşlı destek programlarımızla market alışverişi ise market alışverişini yapıyoruz. Efendim evini temizlemek, ev temizliğine ihtiyacı varsa ev temizliğini gibi, bunların hepsi sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. O yaşlımızın evi var. Kendi hayatını idame ettirebiliyor. Herhangi bir ekonomik ihtiyacı yok. Ama
sadece yaşlı olmaktan kaynaklı bir desteğe ihtiyacı var. Biz onu sağlıyoruz. Öbür tarafta ekonomik anlamda da desteklenmeye ihtiyacı var. Onu da destekliyoruz. Çocuklarımız, konuşmanın bir bölümünde söyledim biliyorsunuz. Evet. Sadece yoksulluk sebebiyle kurum bakımına alınmak ihtiyacı varsa, eğitimini ihmal edecekse, sağlık şartlarından yeterince yararlanamayacaksa, biz o aileyi, çocuğu anne babasının yanında tutabilmek, aile bütünlüğünü koruyabilmek, aile temelli bakış açımızın gereği olarak çocuğu anne babasının yanında tutuyoruz. Onun eğitim ve bakım giderlerini biz karşılıyoruz. Bunu yapamıyorsak çocuğu koruyucu ailenin yanına yerleştiriyoruz. Bunu yapamıyorsak kurum bakımını alıyoruz. Öbür taraftan örneğin bir başlık olarak eşi askere gitmiş ve ihtiyaç sahibi eşler var. Onların desteklenmesi, asker çocuklarının desteklenmesi, kurum bakımından ayrılmış kız çocuklarının desteklenmesi gibi çok farklı noktalarda desteklerimiz var. Sosyal yardımlarımız, sosyal desteklerimizle alakalı bakış açımız da şu Sinan Bey. Herhangi bir vatandaşımız, engellilik ya da değil, herhangi yaşlılık olabilir, engellilik olabilir vesaire başka sebeplerle, hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir şekilde bir sosyal desteğe ihtiyaç duyuyorsa, bu sosyal hizmet olur, sosyal yardım olur, nakdi destek olur, psikososyal destek olur, her neyse. Biz oradayız. Biz bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz ve bu anlamda da yardımlarımızı planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. 2002'de bakın, 2002'de toplam sosyal yardım tutarı 1.3 milyar. 2020'de yaptığımız toplam sosyal yardım tutarı bizim bakanlığımızın 69.3 milyar lira. 2021'de yaptığımız 73.9 milyar lira. Şunu da söyleyeyim, hani biraz önce söyledim ya, efendim işte milleti fakirleştirdiniz, yaptığınız sosyal yardımla övünüyorsunuz diyenlere, bu düzenli sosyal yardımı yaptığımız kitlenin %78'i çalışamayacak durumda. Engelli, yaşlı, işte engelli yakını olan, yaşlı yakını olan, yani herhangi bir şekilde zaten istihdama dahil olamayacak insanlar. Biz evet, o istihdama dahil olamayacak, çalışamayacak ama ihtiyaç sahibi olan grupları ürettiğimiz sosyal refahtan destekliyoruz. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar net. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir çünkü. Almanya'da şurada burada efendim doğar doğmaz şu kadar lira, şu kadar euro hesaplarına yatırılıyor konuşanlar, Türkiye'de yapılınca yoksulluk üzerinden bir karalamaya dönüyorlar. Yahu siz de yapın. Buyurun beraber yapalım. Daha çoğunu destekleyin. Daha çoğunu zorlayın. Yani hatırlarsanız sosyal destek ve yardımlarla alakalı pek çok vaatler yerel yönetimler üzerinden ortaya kondu ama hiçbirisi evet, gerçekleştirilmedi. Keşke yapsalar, keşke yapabilseler. Biz bu millete ne kadar çok hizmet ulaştırılırsa o kadar mutlu oluruz. Kim ulaştırırsa ulaştırsın. Hangi siyasi görüş olursa olsun, belediye mi yapsın. Biz zaten yapıyoruz. Millete hizmetten gocunacak değiliz. Millete ulaşan destekten gocunacak değiliz. Ama yapmayıp bir de yapılanı adeta milleti de tahkir edercesine yorumlamak ve isimlendirmek gerçekten çok haksız ve çok çok siyaseten de küçük düşürücü. Bizi değil, onları küçük düşürücü bir tarz. Evet. Efendim başka mesajınız var mı son olarak eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz tabii milletimize kendi sorumluluğumuz çerçevesinde hizmet etmeyi bir görev ve bir manevi sorumluluk sayıyoruz. Bu anlamda sizlerin vasıtasıyla da hizmetlerimizi anlatmaya, duyurmaya, milletimize ihtiyaç duyduğunda, herhangi bir noktada sağlık olur, eğitim olur, sosyal hizmet başlığı anlamında herhangi bir noktada ihtiyaç duyduğunda
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinin yanında olduğunu, AK Parti iradesinin kendisinin yanında olduğunu ifade etmek, duyurmak, bunu bu güveni yaşamalarını hatırlatmak sanıyorum son mesaj olarak yeterli evet. olur. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık konuğumuzdu. Bütün sorularımızı açık ve net bir şekilde, dikkatli bir şekilde yanıtladı. Özellikle bu yeni yaklaşım noktasını herhalde önümüzdeki günlerde bizler de konuşuyor olacağız ya da tartışıyor olacağız. Sizler de mesajlarınızla destek verdiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.